Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sınapı yapacağız. Çok severek yaptığım bir tarif oldu. Kolay bir tarif. Yeni başlayanlar bile rahatlıkla örebilir. Bunu nasıl söylüyorum? Çünkü yeni başlayanlar için terimlerini en baştan gösteriyorum. Bu 25 santim. Benim iplerim 100'er gramlıktı. Sip çok az gitti. Beyaz ipten de biraz kaldı. Yani birer ipten rahatlıkla örebilirsiniz. Bundan sonra Charlie Brown ve o sarı kuşu da yapmak istiyorum set halinde. Son bayağı bir tarifimde de var. Videonun kenarında formül tarif yazıyorum. Eğer tarif okumasını bilmiyorsanız bunu mutlaka göz atın. Çünkü o anki yaptığımız şeyin formüle dökülmüş hali. Mantığını anlarsınız o zaman ikisinin. Eğer videolu tarifi yoksa, sadece elinizde yazılı tarif varsa, bunu da yapabilmenize yardımcı olur. O yüzden göz atmanızı öneririm. Ben onu yurt dışından takipçiler için yazıyorum. Ama bence size de kolaylık olur. Çünkü sayıları, sırası yazılı. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ördünüz bebekleri benim sayfama etiketleyip paylaşırsanız çok mutlu olurum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Şimdi yapımına geçelim. Şimdi malzeme listesine geçelim. 3 tane ipimiz var. Beyaz, siyah, çok az bir şeyde kırmızı kullandım. Bunun dışında içine koymak için boncuk elyaf. Bir de ben tığ olarak küçük bir tığ kullanıyorum. Genelde benim kullandığım bu iplere 2 ya da 2,5 numara tığ ile örüyorlar. Onlar da olur, hiç fark etmez. Elinizin alıştığı, örebildiğiniz, ipinize uygun hangi tığ olursa. Ben biraz da sık iğnelerimin dar olmasını istiyorum, küçük olmasını istiyorum. Biraz da el alışkanlığı. Ben hep bu tığ ile örüyorum. Fark etmez hangisiyle örebiliyorsanız. Onun dışında malzeme listemiz bu kadar. Şimdi yapımına geçelim. Şimdi snoping ayağına başlayacağız. Ben bir tanesini yaptım. Diğerini birlikte yapalım. Bakın böyle snoping normalde de bu şekildeydi. Normalde de bakın ayak yapısı aynen geriye doğru şöyle bir çıkık vardı. Bir de bu şekildeydi. Ben de o yüzden bu kısmını aynen bununki gibi yaptım. Böyle şimdi hemen yapımına geçelim. İlk olarak bez ipliğimizle başlıyoruz. 15 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15. Son çektiğimiz zincire değil, ondan bir sonrakinin sık iğne yapacağız. Batıyorum. Çekiyorum. Birinci sık iğnemi yaptım. Sonra bir sonraki zincire geçiyorum. Şu başak gibi görünenlerin tek halkasını alıyorum. İkinci sık iğnemi yaptım. 3 4 5 6 7. Şimdi 6 tane de yalancı sık iğne yapacağız. Bunun için tığın başını doluyorum. Aynı şekilde yine batıyorum. Hepsini birlikte çekiyorum. 1. Tekrar tığın başında oldum. 2 3 4 5 ve 6. Şimdi son bir zincirimiz kalıyor. Şu zaten başlangıç için çektiğim şey, buna batmıyoruz. Son bir zincirimiz kalıyor. Bu son zincirin üzerine 6 tane yalancı sık iğne yapacağız. Hepsini aynı deliğe batacağız. 1. Tığın başında oldum. Yine aynı yere batıyorum. 2. Yine aynı yere batıyorum.
3. Yine aynı yere batıyorum. 4. Yine aynı yere batıyorum. 5. Sonuncu 6. Şimdi bakın, döndük. Şimdi zincirin giderken bir kanatlarını almıştım. Şimdi dönüşte bunlardan batarak aynılarını yapacağız. Sık iğnelerin karşısına sık iğne, yalancı sık iğnelerin karşısına yalancı sık iğne. Şimdi tığın başında oluyorum. 6 tane yalancı sık iğne yapacağım. Tığın başını buladım. Şuradan 1, 2, 3. Bakın, yalancı sık iğne yapıyorum. 4, 5 ve 6. Ben bu arada örerken şu ipin de içine alarak örüyordum ki kaybolsun diye. İsterseniz arkada bırakabilirsiniz. Zaten örgümüzün içinde kalacak, alışkanlık benim hep böyle yaptığım için. Şimdi sık iğnelerin karşısına sık iğne. 1, 2, bunların bakın şurada kalanlarını alıyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 sık iğneydi, 7 sık iğne, 6, 6, 6 da başı yapmıştık. Şimdi şu son battığım deliğe bir tane daha fazladan batıyorum. Başladığım sık iğnenin üzerine bakın, ilk yaptığım sık iğneydi. Şöyle yapıp bunu içinden geçireceğiz. İplik kaydırmamızı yaptık. İlk sıramızı tamamladık. Burası bizim, bakın şu orta kısmı. Artık bunun üzerinden dönerek öreceğiz. İlk sıramızın sonu, etrafının sayısı 33 tane sık iğne. 33 tane, daha doğrusu toplamı, yalancı sık iğne, normal sık iğne hepsinin toplamı ilk sıramızın sonu 33 tane. Şimdi birleştirme yapmıştık. Buraya değil de bakın iplik kaydırma yaptık. Birleştirdik. Sonraki sık iğne. Bununla birleştirdik. Sonraki sık iğneye batıyorum. Ve devam ediyorum artık. Bunun üzerinden örerek devam edeceğim. İsterseniz şu başladığımız noktaya küçük bir ip takalım. Sıramızın başlangıç yeri belli olsun. Tabanımızın ön tarafı, şu yalancı sık iğne yaptığımız yer, yani geniş olan kısım tabanımızın ön tarafı. Sık iğne yaptığımız yer tabanımızın arka tarafı. İkinci sırada 4 tane önden, 2 tane arkadan artıracağız. İkinci sıranın sonunda etrafının sayısı 39 tane sık iğne olacak. Şimdi buradan saymanıza gerek yok şu kısmı. Ben size nereden artıracağınızı, nasıl kolayını göstereceğim. Hiç burayı saymanıza gerek yok şu kadardan sonra. Şimdi 4 tane artırma yapacağız. Tabanımızın ön kısmı burası. Bakın 4 artırma. Şunu saymayalım. Şurası 1, 2. Bunun yanında 1, 2. Tam şu dönemeç yerlerinden artırıyorum. Ortasındaki kısımdan değil, onun yanından 1, 2. 1, 2. Şu toplam, şu 4 tane 1, 2 artırma yapmıyorum. 1, 2. Toplam 4 tane artırma yapacağım. Şimdi bakın dediğim yer dönemeç yeri. Şu orta kısım değil, onun yanındaki 2 sık iğneden artırma yapacağım. Artırma bir sık iğnenin üzerine 2 tane sık iğne yapmak demek. Şimdi burada birinciyi yaptım. Aynı yere bir tane daha batıyorum. İlk artırmamı yaptım. Hemen yanından ikinci artırmamı yapıyorum. Hemen yanından tek yapıyorum. Bir tane ördüm. Şimdi tam orta kısmı karşısına bir tek ördüm. Şimdi şu ikisinden yine artırma yapacağım. Yani iki tane buna sık iğne yapacağım. İki tane buna sık iğne yapacağım. Bu sıradaki üçüncü artırmamı yaptım. Ve dördüncü artırmamı yaptım. İkinci sırada dört tane önden
İki tane de arkadan arttıracağız. Arka dediğim yer yine şu dönemeç kısmı. Şimdi bu kısma kadar yine dümdüz örelim. Dümdüz derken yani artırma eksiltme yapmadan hepsinin üzerine birer tane sık iğne yapıyoruz. Her ilmeğin üzerine sadece bir tane sık iğne yapıyoruz. Bu kısımlarda ikinci sıranın sonunda 36 39 tane sık iğne olacak. Şimdi arka kısma geldik. İki tane artırma yapacağız. Tam ortada ister şu ikisini alın, ister şu ikisini alın fark etmez. Ben şununla şunu alacağım. Hiç bu önemli değil. Hangisini şey yaptınız? Sadece 39 olsun. Bu dönerken bir de kasmasın istiyoruz şuradan dönerken. O yüzden ben mesela şuradan ilk artırmamı yapıyorum. Hemen yanından ikinci artırmamı yapıyorum. Başladığım yere geldim. Üçüncü sırada 4 tane önden, 3 tane arkadan artıracağız. Üçüncü sıranın sonunda etrafının sayısı 46 tane sık iğne olacak. 4 tane önden, 3 tane de arkadan artırma yapacağız. Şimdi üçüncü sıramıza başladık. Buraya gelene kadar hiçbir şey yapmadan örüyorum. Sadece sık iğne yapıyorum. Burada 4 tane artırma yapacağız. Ben yine kasılmadan rahatça dönebilmek için şöyle yapıyorum genelde. Tam mesela şurası tabanımızın orta kısmı. Artırma yapacağım, tek artırma yapacağım. Yani bunda artırma yapacağım. Şu tam orta kısımda artırma yapmıyorum. Artırma yapacağım. Yapmıyorum, yapacağım. Yani şöyle katladığımızda tam şu orta kısmında 1, 2, 3 tane kalsın. Artırma yapacağım. Yapmadan öreceğim. Artırma yapacağım. 2. Yapmayacağım. Ya bir örtü, bir ör, bir artır, bir ör, bir artır, bir ör, bir artır olarak yapacağım. Burasını toplam 4 tane artırma yapacağım. Şimdi birinci artırmamı yapıyorum. Amaç burayı hem kasmadan hem de ortalayarak yapmak artırmaları. Birinci artırmamı yaptım. Bir tane artırma yapmadan örüyorum. Hemen yanından ikinci artırmamı yapıyorum. Yani iki tane sık iğne yaptım. Artırma yapmadan örüyorum. Üçüncüyü. Üçüncü artırmamı yaptım. Bir tane tek örüyorum. Ve dördüncü artırmamı yaptım. Üçüncü sırada 4 tane oradan önden, 3 tane de arkadan artıracağız. Şimdi arkaya gelene kadar yine dümdüz örelim. Yani artırma eksiltme yapmadan örelim. Şimdi şuraya kadar örelim. Ve şöyle düşünebilirsiniz. Toplam 3 tane artırma yapacağız. Tam şunun ortasındakine artırma yapacağım. 1, 2, 3. Yani bir artır, ör, artır, artırma yap. Bir tane yap, düz ör, artırma yapacağım. Düz öreceğim, artırma yapacağım. Toplam 3 tane artırma yapacağım. Şurayı ortalayacak şekilde. Şimdi tam ortasından, mesela şurasının ortası düşünürsek, şunun yanından 2 tane kalacak şekilde bıraktım. Artırmamı yapıyorum. Arkadaki birinci artırmamı yapıyorum. Bir tane artırma yapmadan örüyorum. Sonrakine ikinci artırmamı yapıyorum. Tabanın tam ortasının karşısı. Bu tam bakın hafif benimkili yana gibi kayabilir. O hiç önemli değil. Bir tane tek örüyorum. Ve üçüncü artırmamı yapıyorum. Tabanın arkasındaki. Burada önemli olan şurasının kasmadan ve güzel bir şekilde dönebilmek. Bakın şu an bence gayet de tabanımızın onu yakaladık. Gayet orantılı bir şekilde açıldı. Üçüncü sıranın sonu, şu an başladığım yere geldim. Etrafımın sayısı 46 tane. Şimdi dördüncü sırayla dördüncü sıradan 8. sıranın sonuna gelene kadar 46 tane olarak örelim. Şimdi artırma eksiltme yapmadan şuradayız. 1, 2, 3'teyiz. Buradan
3, 4, 5, 6, 7, 8. Değil mi? 1, 2, 3. Ha, buradayım. 4, 5, 6, 7, 8. Bu sıranın 8. sıranın sonuna gelene kadar artırma eksiltme yapmadan sadece sık iğne yaparak dönerek bu şekilde öreceğiz. Sonrasında artık ön için ve arkadan kapatarak ayağımızın bu kısmını oluşturacağız. Şimdi 4 ve 8. sırayı 46 şey olarak 46 sık iğne olarak örelim. Ve ben 8. sıramı tamamladım. 9. sıraya geldim. Sıramın bittiği yer burasıydı. Bakın şurası orta kısmı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi 9. sıraya geçtik. 9. sırada önden 8 tane, arkadan 4 tane eksiltme yapacağız. 9. sıranın sonunda etrafının sayısı 34 tane kalacak. Ön dediğim yer neresi? Tabanın ön kısmı. Buradan 8 eksiltme, arkadan 4 eksiltme yapacağız. Bunun için şöyle katlayalım. 11 tane kalacak. Bakın şurası tabanımın ön kısmı. Katladım. Buradan biri ister hiç fark etmez. Tam ortasını bakın ortaladığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şuraya gelene kadar örelim. Bir tane kaysa hiç fark etmez. Burada amacım kaybedeceğini de zannetmiyorum. O hiç önemli değil. Burada amacım şimdi ayağın ön kısmından eksiltme yapacağız. Ayağın eksiltmemizi şu ayağın önüne tam ortalamak amacımız bu. Atıyorum bir sık iğne ileri bir sık iğne geri. Bu çok onlara hiç takılmayın. Hiçbir şey olmaz. Katlıyorum. Sanırım geldim. Tekrardan sayalım. Şöyle bakın orta kısmı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11.yi örmeyecektim. 11. Şimdi 1 ör, 1 eksilt, 1 ör, 1 eksilt yapacağız. Toplam 8 tane eksiltme yapacağız. Nasıl? Birinci eksiltmemi yapıyorum. Yine gizli eksiltme yapıyorum. Bir tane örüyorum. Yine derken pardon ben ilkinde kaldım. Daha önce hiç eksiltme yapmadık. Eksiltmemizi şu başak gibi olanların benden taraflarını alıyorum. Ve çekiyorum. İkinci eksiltmemi yaptım. Sonrakine bir tane sık iğne örüyorum. İkinci eksiltmemi yaptım. Sonra üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Yine bu başak gibi olanların benden taraflarını alıyorum. Üçüncü eksiltmemi yaptım. Bir tane örüyorum. Sonrakine geçiyorum. Dördüncü eksiltmemi yaptım. Bir tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yaptım. Bir tane örüyorum. Sıradakine geçiyorum. Altıncı eksiltmemi yaptım. Bir tane örüyorum. 7. eksiltmemi yaptım. Bir tane örüyorum. 8. eksiltmemi yaptım. Bakın önümüz gayet güzel bir şekilde toplanmaya başladı. Şimdi arkadan da 4 tane eksiltme yapacağız. Arka için bakın önümüze eksiltmeleri yaptık. Arka tarafa geçeceğiz. Bunun yine tabanımızın tam ortasından katlıyorum. 6 tane sayalım. 1, 2, 3. Şundan tam orta kısmından sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buna gelene kadar öreceğim. Dediğim gibi bir eli bir yeri olur. Hiç buna takılmayın. Demek istediğim şöyle atıyorum. Şundan beri sayarsın. Saymayın da şöyle ikiye katlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane sık iğnem kaldı. Şimdi ne yapacağım? Yine aynı şekilde gizli eksiltme. Birinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum.
Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. Bu kadar. Dokuzuncu sıradan önden 8, arkadan 4 tane eksiltme yaptık. Top şu an 9. sıranın sonunda, etrafımın sayısı 34 tane kaldı. 10. sırada önden 6 tane, arkadan 2 tane eksilteceğiz. Ön dediğimiz yer tabanın ön kısmı. Burada 6 tane, arkadan 2 tane eksiltme yapacağız 10. sırada. 10. sıranın sonunda etrafımın sayısı 25 tane sık iğne kalacak. Şimdi 10. sıra için yine aynı şekilde tabanın ön kısmı burası. Katladım. Tabanımızın ön kısmı, katladım. Buradan beri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane kalacak. Buraya kadar öreceğim. Şimdi oraya kadar normal sık iğnelerimizi yapıyoruz. Oradan başlayarak tekrar, oradan başlayarak artık eksiltmelerimizi yapacağız. Tekrar sayalım. 2, 4, 6, 8, 9. 9 tane kaldı. Şimdi 10. sırada önden 6 tane, arkadan 2 tane eksiltme yapacağız. Birinci eksiltmemizi yapalım. Bir tane tek örelim. İkinci eksiltme. Bir tane tek. Üçüncü eksiltme. Bir tane tek örüyorum. Dördüncü eksiltme. Bir tane tek. Beşinci eksiltme. Bir tane tek örüyorum. Altıncı eksiltme. Şimdi önden 6 tane eksiltme yaptık. Arkadan da 2 tane eksiltme yapacağız. Onuncu sırada arkadan 2 demiştim. Pardon, 3 eksiltme olacak. Ben şimdi tarifi yazdım. 2'yi 3 gibi, 3'ü 2 gibi yapmışım. Ben onu 2 sanmıştım. Aslında 3'müş. Yani 10. sırada arkadan 3 tane eksiltme yapacağız. 10. sıranın sonunda etrafımız sayısı 25 tane kalacak. Zaten şeyi doğru söyledim ama sadece ön arkayı, arkayı söylerken 2, 3'ü 2 gibi yazmışım. Orada bir tek yanıldım. Şimdi arka kısımda 3 tane eksiltme yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane kaldı. Arka kısımda tabanımızın arkası 10. sıram. Birinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane tek örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane tek örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Ve 10. sıram tamamlanıyor. Etrafın sayısı 25 tane. Artık arka için eksiltme yapmayacağım. Çünkü şu an ben arka için istediğim bu bombeyi, şunu şu anda verdim buraya. Şu anda verdim. Artık sadece önden eksiltme yapacağım. Ön birazcık daha kapansın. Sonrasında bilek için yukarı çıkacağız. 11. sırada 5 tane eksiltme yapacağız. Yine aynen bir ör bir eksilt, bir ör bir eksilt. 20 tane kalacak 11. sıranın sonunda. 11. sırada 5 eksiltme yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ön kısım, tabanın ön kısmı, katlıyoruz. 6 tane kalacak. Birinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane tek örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane tek örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Hepsine gizli eksiltme yapıyorum. Bir tane tek örüyorum. Yani hepsinde şu başak gibi olanların sadece benden taraflarını eksiltme yapıyorum. Dördüncü eksiltmemi yaptım. Bir tane tek örüyorum. Dört mü oldu, beş mi oldu şu an konuşunca? Aynen, ve son beşinci eksiltmemi yaptım. Şimdi etrafının sayısı 11. sıranın sonunda 20 tane kaldı. Şuraya geldiğim zaman zaten yerim belli. Bunun hizasına geldiğim zaman sıram bitmiş oluyor. Arka kısımda
Etrafının sayısı 20 tane. 12. sırada 3 tane eksiltme yapacağız. Ön kısımdan 18 tane kalacak. 12. sırada 3 tane eksiltme yapacağız. 5 tane kalacak. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane kalsın. Buraya gelene kadar artırma eksiltme yapmadan örelim. Sonra 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane kaldı. Birinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Ve son üçüncü eksiltmemi yaptığımda etrafımın sayısı 18 tane kaldı. Üçüncü eksiltmemi yaptım. Ve artık artırma eksiltme yapmadan dönerek göreceğiz. Kaçıncı sıraya kadar? Şu an bakın ayağımın istenilen şey oldu. Şurası ayağımızın arkası, burası ön kısmı. Kaçıncı sıraya kadar? 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18. sıranın sonuna kadar artırma, eksiltme yapmadan dümdüz örelim. Dümdüz derken sadece dönerek öreceğiz. Etrafın sayısı 18 tane olarak. Şimdi 18. sıranın sonuna kadar artırma, eksiltme yapmadan ördük. Etrafın sayısı 18 taneydi zaten. Şimdi ipin hizasına geldim. Arka taraftayım. Bakın ayağımızın zaten şurası. Ön tarafı. Burası arka tarafıydı. Şimdi arka kısma geldim. İpin hizasına geldim. Çok önemli değil. Bir arka bir ön. Çok önemli değil. Orasına takılmayın. Sonra bir sonraki sık iğneye batıp bunun içinden geçiriyorum. Ve iki tane zincir çektim. Bunu içine bağlayalım. Şimdi ayağın içine güzelce elyafla dolduralım. Bunu çıkartabiliriz. Zaten yeterli genişliği de var elyafı yerleştirmek için. Şu boynu yapmadan da yerleştirebilirdiniz ama elyaflar takılabiliyor bazen örerken. Ben bileğin geniş olduğu için rahat yerleştirebilmiştim. O yüzden bitirmeyi bekledim. Böyle içine sıkacağım. Güzelce elyaf dolduralım. Elyafını doldurdum. Şimdi birazcık şöyle şöyle mesela şunun gibi olsun. Şöyle şöyle yapalım. Nasıl diyeyim? Ayağının öne doğru getirdim değil mi diyeyim, şöyle hani hafif burada bir şöyle bir şey olsun, çoğunluğu öne doğru gelsin. İğnemle ipliğimi aldım. İpliğin ucunu bağlamanıza gerek yok. Şunun gibi yaptım. Bir, şu ortadan battım. İki yanından, bir de iki yanından. Şöyle herhangi bir yerden batıp ipliğimiz burada dursun. Şu ipliğimizi çekmeyelim. Tırnaklarını yapalım. Sırada ortadan battım. Sonra şunun olduğu yerden çektim. Birazcık düzenleyelim. Çok böyle yana kaymasın. Bu şekilde.
Son ipliğimizi keselim. Bunu birbirine bağlayalım. Snoop'imizin ayakları hazır.